Gezegen Günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koçluğunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendisi Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Gezegen Günlükleri serisinin 23. bölümünde hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden gülmemek için zor tutan Ekin'le başlıyoruz. Ekin donmuş mu yoksa gülmemek için kendini zor mu tutuyor? Heh, donmuş. Evet Ekin sendeyiz. Merhaba, benim ilk mezun yılım. Gazi tip istiyorum. Bugün 6 saat çalıştım. Güzel. 270 soru çözdüm. Güzel güzel güzel. Sana. Evinde olmadığına göre yani evinde olmayan birisine göre güzel. Gayet iyi. Evet Aslı. Ben de bugün 8,5 saat çalıştım. 150 soru çözdüm. Hedefim diş hekimliği. Güzel. Atakan. Ben bugün 4 saat çalıştım. Çünkü okul baya baya yordu. O kadar. Soru. Serum Çözmedim diyor. 150 oldu. 150. 150. Gül Buse gül ya. Bir şey olmaz. Evet Buse sendeyiz. Buse gene duymuyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çalışmak her şey değil. Evet. Buradan bunu anlıyoruz. Evet kız. Açmamışım, tamam. Evet. 12. sınıfa geçtim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini okumak istiyorum. Bugün 10 saat çalıştım. Bir de 455 soru çözmüşüm. Güzel. Dünkü linçlerden sonra nasıl hissediyorsun? Seni dün bayağı linçlediler. Valla ben çok görmedim ya. İlk paylaştığın zaman uyumadan önce bakmıştım. Çok yoktu. O yüzden pek bir şey hissetmiyorum şu an. Peki. Akşam okuyacağım. Evet. Takım arkadaşın? Takım arkadaşı Ezgi. Ezgi. Ben. Burada o da. Burada değil mi? Evet, Aha. buradayım. Ben bugün 9 saat çalıştım. 312 soru çözdüm. Aynen. Zeynep'e rağmen 9 saat çalışabilmen güzel. Rekor yani benim için. Gerçi geçen sene 10 saat yaptığım oldu ama bu senenin rekoru. Sen ders çalışırken Zeynep en böyle garip ne yapıyor? En garip ne yapıyor? Şey masanın üstüne falan çıkıyor. Sonra ne bileyim. Geliyor arkadan beni korkutuyor gibi falan yapıyor böyle oyuncaklarını falan bir yerlere böyle koyuyor. Öyle. Tamam. Dilara. Ben de bugün biraz dışarı çıkmıştım ama o yüzden 9 saat oldu sadece. 230'da soru. Güzel. Berk. Ben de bugün 13 saat çalıştım. 394 soru çözdüm. Oo, güzel. Emirhan, bugünkü hedefin Oxford falan mı? Neresi o? Amsterdam mı orası? Tahmin edin. Evet. Avrupa. Hayır, Bahçeşehir Türkiye. Arkada cami var. Cami mi? Bahçeşehir. Aa, cami mi var? Cami mi o ya? Ben yanlış mı görmüyordum? Yok Bilmiyorum. ya. Ya burası hiç Çok da cami. Türkiye'ye benzemiyor hiç ya. Ama Türkiye'ye çıkacak kesin. Kadiras abi. Kadir Has mı? Evet. İyiymiş. Kadir Has psikoloji hedefim. Bugün 9 saat çalıştım. 343 soru çözdüm. Oo, güzel. Aslı. Emirhan'ın takım arkadaşı Nimet. Nimet. Nimet miydi Emirhan'ın takım arkadaşı? Evet. Evet. Nimet. Ben şey attı da beni o yüzden. Tamam. Ben bugün 6 saat çalışabildim çünkü elektrikler kesildi. 1-2 saat oradan kaybettim. Hı. Yani böyle soru sayım bilmiyorum ama haftalık soru sayım inanılmaz az. Bu benim son görüşünüz falan olabilir yani. Bu Hayır, kadar. hayırlısı diyelim. Soru Aslı. sayısını yazıyorum o zaman. Sıfır yaz soru sayısına. Aslı. Ben Orada 7 şey saat. geçtik mi? Ne? Evet, şimdi geçtik. Aslında. Berkant yok bugün. Konuşayım mı? Konuş konuş. Bana söyledi. Bana söyledi ve onu yerine ileteceğim. Ben 7 saat çalıştım. 100 soru çözdüm. Komik olan Berkant yok ama. Kaç komik yapmış bilmiyorum. komik olan ne Aslı? Berkant da 6 saat Tıkanın çalışmış konuşması. 180 soru çözdü. Atakan sana söz verilmeden konuşma ya. Sesler Ama karışıyor. onun sırası gelmişti. Sonra diyeceğim Hayır Mustafa sonra Berkant ben de Aslı'ya bir beni şeyler eşek soruyordum. gibi. Sen hemen araya giriyorsun. Aslı konuşamadık ki.
Ayıp Atakan, ayıp. Bunlar görgü kuralları. Öğren bunları. İyi, tamam. İyi, tamam. Evet. Aslı, neden 100 soru çözdün? Bugün az çözmüşsün. Ya fizik çalıştım. Sen doğrusal hareket vermişsin ama test kitabında bulamadım ben onu. O yüzden video izledim daha çok. Orada da çok az soru vardı. Düzgün doğrusal hareket falan diye yazar normalde ama. Neyse. Yok, bulamadım ya. Hülya. Test kitabında yok. Merhaba herkese. Bu sene benim ikinci mezun yılım. Hedefim ilk 5000 tıp fakültesi okumak istiyorum. Bugün aslında hastaydım. O yüzden öğlen çalışmaya başladım. Ama yine de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. 6 saat çalıştım. 202 soru çözdüm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Salih. TŞK desene Hülya. Efendim? Bir şey yok, bir şey yok. TŞK dedin de. Evet, devam et Salih. Arkadaşlar, ben 12. sınıfım, hukuk okumak istiyorum. Ve bugün canlı dersim vardı. 4 saat ona girdim. 9,5 saat kendim çalıştım. Kendimce bence çok almış harika bir gün değildi. Yani daha iyisini yapmam gerekirdi ve daha iyisini yapacağım inşallah. Yani bu süreç, yani önemli bir süreç. Bu şekilde benim günüm bugün geçti. 200 soru çözdüm. Kaç? 200. Evet. Tamam. TET, AYT, matematik, geometri, üstüne de çalıştım bugün. Matematik çocuğuna. Ve öyle. Nice. Ilgın. Salih, kaç saat çalıştın? 9,5 saat. Ilgın. Ben bugün 9 saat çalıştım. 210'da soru çözdüm. Nimet değil, Şeval. Merhaba, ben bugün çok az çalıştım. Çünkü dışarıda işlerim var. 4 saat çalıştım. 4 dedi değil mi? 4. Evet. Utanmadan 4 dedi, evet. Ilgın, o kadar şanslısın ki en az çalıştığım hafta seninle eş olduğum haftaya denk geldi ya. Çok özür dilerim. Bence Ilgın partnerleri bilerek Ilgın kaybettirmek için az çalışıyor. Abi geçen hafta hiç kaybetmedik bu arada Ilgın'la. Kaybetmediniz mi? Hayır. İkinci oldu, 45 dakikayla kaybettik birinci hafta. Sadece bir hafta. Neyse. Şeval, başka söylemek istediğin bir şey var mı? Utanıyorum diyebilirsin mesela. Utanıyorum ama sizi kendinizi iyi hissettirmek için az çalışıyorum artık bundan sonra. Evet. Şimdi yeni bir format getirdim. Şu an buldum. Az önce buldum. Evet, şimdi bundan sonra günün kaybedeninin tablosunu açıp bu zamana kadar ne yaptıysa bütün herkese yayacağım. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Hayır. Çok önemli olmaz. Çok bilgiler gizliydi. Hayır. Sadece hani şey yaparak, böyle sözlü bir şekilde göstermeyeceğim zaten. Ama mesela atıyorum bu zamana kadar kaç soru çözdüğünüzü, ne bileyim işte nerelerde olduğunuzu falan filan böyle bir ifşa edebilirim. Bence güzel olabilir ya. Güzel olur. Yani bu ceza gibi bence bir şey değil aslında. Ceza gibi. Tamam, oylama yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemeyenler. Ben. 1, 2, 3, 4, 4. Tamam, kabul edilmiştir. Evet, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi günün kaybedeni kim? Ekin. Kim? Ekin yarım saatle kaybetti. Ya Ekin. Yeter artık, ne olur kaybetmek Ekin. İstemiyorum artık ya. Ekin. Bir şey diyeceğim, bana ayrılmak gerekiyor. Evet, şimdi Ekin'le zaten çok bir şey yapamadık çünkü korona süreci falan oldu. O yüzden Ekin'e bu cezayı veremeyiz. Ekin'den sonraki kaybeden kim? Ya abi. Niye öyle bir şey yapıyoruz abi? Hadi. Hadi söyle. Biz. Tamam, Aslı Öztürk hemen. Bir dakika, bugün ikisinden birini seçeceğim. Atakan'ı seçiyorum. Atakan.
Evet arkadaşlar, şimdi Atakan'ın hedefi, Atakan'ın hedefi burada yazana göre. Abi, ne oluyor söyleme. Niye ya? Niye söylemeyeyim? Abi söyleme işte, o şey sırdı ya. Tamam söylemiyorum. Hedefini söylemiyorum, tamam. Hedefini söylemiyorum. Atakan'ın günlük normalde çalışma hedefi 3, 6, 9 saatmiş arkadaşlar. Atakan bugün... Ben 4 saat çalıştı. Atakan tabloyu doldurayım. Atakan salı gününden beri tabloyu doldurmamış. Salı günü doldurmuş. Onda da sadece yarısını yapabilmiş. Soru takibine baktığımız zaman Atakan 29 doldurmadım daha onu. 29.07. Yani kaç oluyor? Kaç ay geçmiş oluyor? Kaç ay geçmiş oluyor? Hesaplayın. 1.45. 1,5 falan. Ya toplam saati 121 saat. Yani Buse'nin 10 gününe bedel. Evet. Atakan. Abi çok rencide. Ilgın. Çok rencide. Bu daha çok rencide. Tamam. Tamam. Atakan tamam. Zorla tut. Sen göz kırpın. Tamam, daha fazla devam etmeyeceğim ama bundan sonra kaybetmeyin bence. Çünkü daha da rencide edici davranışlarım olacak. Evet. Ne diyeceğim? Bugünün kaybedeni de mi biziz? Evet. Ama haksızlık yaptın Kemal abi. Haksızlık falan değil. Ama benim tabloma baksanız cidden bomboş, tertemiz bir tablo. Ama Emirhanlar da geçen 45 dakikayla birinciliği kaybetmişti. O zaman onlar da birinci. Senin de Allah korusun baban korona olursa seni de şey yaparız, tamam mı? Tamam, ayrıca tamam. Tutarız. Özür dilerim o zaman. Evet. Şimdi. Ben özür dilerim. Geçmiş olsun tekrardan Ekin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Soru sormak isteyen var mı? Var. Ben. Abi. Sor. Abi ben var. Bir dakika sakin olun arkadaşlar. Sırayla. Önce Hülya dedi. Hülya. Abi benim sorum sana. Şimdi her gün böyle koşuluk hakkında biz yorum yapıyoruz ya, bu sefer de sen bizim hakkımızda iyi veya kötü yönlerimizi tek tek söylesen olur mu? Böyle eğlenceli olur diye düşünüyorum. Atakan'ın iyi yönü yok ki. Neyi söyleyeceğim? Atakan'ın iyi yönü yok. İyi yönü yok Atakan'ın. Yani bunu yapabilmem için Atakan'ın bir iyi yönünü bulmam lazım önce. Abi koştan başlamadan 0.2 saat çalışıyordum. Koştan abi başladım. Öyle demiyorsun ama. Ne? Seni seviyorum falan diyordun Atakan'a. Onlar yayında mıydı? Evet, gerçek yüzüm. Yani sizin hakkınızda, yani hepinizi çok seviyorum zaten. Yani sevmediğim birisi bakayım. Bakayım. Ya bazen Atakan'dan nefret edebiliyorum ama bazen. Gerçekten yani bazen. Çok nadir anlarda oluyor. Ama o, yani genel olarak seviyorum zaten, şöyle düşünebilirsiniz. Sevmediğim öğrencileri diğer ay bırakıyorum zaten direkt. Eğer bir aydan fazladır. Ya o zaman bana koştuk. bırakacağım diyordum. Abi bir şey diyeceğim. Beni cidden bırakır. Efendim? Beni cidden bırakır mısın? Bugün aşırı gergindim ve üzgündüm. Bırakmazsın değil mi? Öyle bir haftadan dolayı. Bırakır mısın soru şeyi mi yoksa rica şeyi mi? Tamam, bırakmam. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Evet Nimet, sen bir soru soracaktın bir de. Tamam ya, bırakmayacağına göre artık sormama gerek yok. Peki. Abi şeydi. Hı. Mesela şimdi takım arkadaşlarımızı belirledik diyelim. Sonra birimizi bıraktın. O kişinin takım arkadaşı tek kalacak ya. Bunu mu düşündün İki yani? İki mi çarpılır? Evet, ben gidersem. Abi ben Buse'ye sorabilir miyim? Sor. Kaç tane test kitabım var? Hayır, bunu saydım. Bilmiyorum, hiç saymadım. Tahmini. Tahmini. Yani her dersten bir tane var. Bak mesela. Yukarı doğru baktı. Demek ki böyle dağ gibi. 30-40 tane vardır ya.
Oha. Atakan'ın hayatı boyunca gördüğü kitap sayısı. Test kitabı olarak değil. Onunki de test kitabı olarak değil zaten. Evet. Başka. Abi çok oluyor da içi boş ya hepsine yani. Önemli olan bu senin bitirdikleri bence. Evet. Onu söylesin. Evet. Okay. Buse tablonu açıp seni ifşa edeyim mi? Hayır abi ya. Tamam. Kaybeder. Ama bu varsın. Ama bu ifşa şeyi çok güzel ya. Mesela Atakan'ın şu an her şeyini görüyorum ve yani Atakan'ın koşuktan beklentilerini okuyacağım. Ya size güveniyorum. Kendime de biraz. Beni açması, derslerime içim. Ne? Sibel çok saçma yazmış. Ben burayı normalde okudum ama böyle o yüzden ben Türkçem yoktu da kusura bakma. Ya size güveniyorum. Kendime de. Biraz beni açması, derslerime içim, rahat çalışabilmem. Arada virgül falan yok bu arada. Neyse. Ya hayır. Tamam. Daha fazla rencide etmeyeceğim. Evet. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın gezegen halkı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Atakan hoşçakal ya. Hoşçakal ya. Hadi. Görüşürüz.